Merhaba bilim hayranları, şimdi bilgi zamanı. James Webb Uzay Teleskobu ilk resimlerini gönderdi ve bunlar muhteşem. Bu fotoğraflar evreni daha önce hiçbir teleskobun görmediği kadar detaylı gösteriyor. Hubble Uzay Teleskobu'ndan bile kat kat net ve detaylı olan görseller yepyeni keşiflere kapı aralıyor. Evet, James Webb'le astronomide yeni bir çağ başladı. Ve biz de bu videoda bilim insanlarının seçtiği en güzel 5 James Webb uzay fotoğrafını göreceğiz. Dolayısıyla dolu dolu bir video olacak ve hazırsanız başlıyoruz. James Webb'in uzaydan gönderdiği muhteşem fotoğrafları farklı kılan şey ilk 5 fotoğrafın tam renkli, tam çözünürlüklü ve uzay teleskobunun görebildiği ışık tayfının tamamını kapsayan fotoğraflar olmasıdır. Ki James Webb daha ilk fotoğrafında rekor kırdı arkadaşlar ve evrenin en uzak galaksilerini göstermeye başladı. Bunlar Hubble'ın önceki rekoru olan GNZ-11'den bile daha uzak galaksiler. Öyle ki galaksilerin 13,5 milyar yıl önce yola çıkan ışığı bize daha yeni ulaşıyor ve büyük patlamadan beri süregelen evrenin genişlemesiyle aşırı kırmızıya kaymış bulunuyor. En yaşlı galaksiler ekranda gördüğünüz fotoğrafta küçücük kırmızı benekler olarak gözüküyor. Öyle ki James Webb'in ısıya, yani ışığın kızılaltı dalga boyuna duyarlı süper hassas kameraları olmasaydı biz bunları arka planda ayırt edip göremeyecektik bile. Yeni rekor ise GLASS-Z13, GLZ-13 galaksisine ait. Bu resme dikkatli bakın. Çünkü bu galaksinin ışığı tam 13,48 milyar yaşında. Zaten kod adındaki Z13 de 13'lük kırmızıya kayma oranını gösteriyor. Biz de bu orana bakarak galaksinin yaşını ölçüyoruz. Galaksinin yaşını evrenin genişleme oranını gösteren Hubble parametresine vurarak da bugünkü uzaklığını çıkarıyoruz. Nitekim GLASS-Z13 bugün bize yaklaşık 33,33 milyar ışık yılı uzakta. Ki ışığı bugün yola çıksa trilyonlarca yıl sonra bize ulaşabilecek en uzak galaksi de bugün bizden 36 milyar ışık yılı uzakta. Evrenin yaşının 13,78 milyar olduğuna ve ilk galaksilerinde evren 200 ila 400 milyon yaşındayken oluştuğuna dikkat edersek James Webb'in görebileceğimiz en uzak galaksileri görmüş olduğunu da söyleyebiliriz. Siz de bundan önceki en yaşlı galaksi rekorunun sahibi olan GNZ-11'e dair videomu daha sonra izleyebilir ve blogdaki Hubble parametresi yazımı da okuyabilirsiniz. Linki açıklamalarda. Oysa James Webb o kadar güçlü bir teleskop ki birkaç gün önce yanlışlıkla daha yaşlı bir galaksi keşfetti. Her gün kendi rekorunu kırıyor desek abartmış olmayız. Türk lirası gibi. Sears 93316. SMS doğrulama kodu gibi kod adı olan bu galaksi evren sadece 235 milyon yaşındayken oluşmuştur. Yani GLASS-Z13'ten bile 75 milyon yıl daha yaşlı. Böylece ilk galaksilerin neredeyse evren kadar yaşlı olduğunu gösteriyor. İlk galaksiler bilim insanlarının öngördüğü gibi evren sadece 100 milyon yaşındayken oluşmaya başlamış olabilir. Ama galaksiler bir yana, gördüğünüz fotoğraf binlerce galaksi içeriyor ve evrenimizde en uzağı gösteren kızılaltı fotoğraf da bu. Adı da SMAX-0723. Biraz Baltalı ile Zagor çizgi romanlarında kahramanımızın attığı yumrukların çizgi roman karelerinde yazılan ses efektlerine benziyor ama olsun. Sıradan bir astronomi kod adı olarak sanatsal çağrışımlar yapacak kadar yaratıcı. Yalnız bu kez dikkatinizi ışığı bildiğimiz güneş ışığına benzeyen, yani daha beyaz ve sarı olan galaksilere çekmek istiyorum. Bunlar daha genç galaksiler olduğu için ışığı aşırı kırmızıya kaymamıştır. İşte bu fotoğrafı dolduran galaksi kümelerinin ışığı 4,6 milyar yıl önce yola çıktı ve biz de onları güneş sistemi oluşurken oldukları haliyle görüyoruz. Resimde galaksilerin çarpışıp birleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Yıldızların doğumunu ve ölümünü görüyoruz. Şimdi siz binlerce galaksiye bakarak bunun bir futbol stadını örtecek kadar büyük bir fotoğraf olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında uzayda, gece göğünde, gökkürede çok küçük bir alanı kaplıyor. Şimdi tatil mevsimindeyiz değil mi? Siz de elinize kumsaldan bir kum tanesi alın ve bir kol boyu uzakta o kum tanesine bakın. İşte SMAX-0723 fotoğrafı da evrende o kadar küçük bir alanı kaplıyor ama içinde genişliği binlerce ışık yılı ve uzaklığı 10 milyonlarca ışık yılı olan binlerce ve binlerce galaksi var arkadaşlar. James Webb Uzay Teleskobu bize adeta evren işte o kadar büyük diyor.
Aslında uzay bu kadar renkli değildir arkadaşlar. Çıplak insan gözüne gözlük yerine bir teleskop taksaydınız bile uzayı bu kadar renkli göremezdik. Hele benim 5 numara miyop gözlerimle hiç. Bu fotoğrafta aslında dev bir dijital kolaj çalışması. Bu fotoğrafı çekmek tam 12,5 saat sürdü çünkü yüzlerce fotoğrafın bilgisayarda birleştirilmesiyle oluştu. Ayrıca kızılaltı ve yakın kızılaltı ışık tayfında çekilen fotoğrafların üst üste bindirilmesi ve renklerin bilgisayarla zenginleştirilmesiyle üretildi. Fotoğraflar James Webb'den geldi ama gördüğünüz resmi biz dünyadaki süper bilgisayarlarla işleyerek oluşturduk. Yine de Hubble'ın o dar bakışlı kamerasıyla uzayda bu kadar büyük bir alanı taraması haftalar sürerdi. Oysa James Webb bunu birkaç saatte yaptı. Dahası evrendeki en uzak galaksilerden Glass V13'ü de bu daha genç galaksi kümeleri sayesinde gördük. Normalde Glass V13'ün ışığı göremeyeceğimiz kadar soluktur. Ama araya giren galaksilerin yüzlerce trilyon güneşe denk kütlesi dev bir yer çekimi merceği yani büyüteç gibi çalışarak ışığı büküyor ve güneş sisteminin bulunduğu bölgeye odaklıyor. Biz de Glass V13'ü görebiliyoruz. James Webb evrendeki en yaşlı galaksilerin kütlesini, yaşını ve kimyasal bileşimini ölçerek evrenin geçmişini araştıracak. Şimdi gelelim ikinci resme. Burada başka bir yıldızın çevresinde dönen bir öte gezegen olan WASP-96b'yi görüyoruz. Daha doğrusu bu gezegenin atmosferinden süzülerek bize gelen güneş ışığının tayf analizini görüyoruz. Bu arada meraklısına WASP İngilizce eşek arısı demek. Pekala, neden bir gezegenin atmosferik tayf analizi bizi bu kadar heyecanlandırıyor? Çünkü bu gezegenin atmosferinde su buharı bulduk arkadaşlar. Ve ancak James Webb'in güçlü kameraları atmosferden süzülerek gökkuşağı renklerine ayrılan güneş ışığını görmemize izin verecek kadar hassastır. Böylece ışığı süzen atmosferin kimyasal bileşimini yani ne tür gazlar içerdiğini bulabiliriz. Metan, karbondioksit gazı ve su buharına bakarak bir gezegende yaşam olup olmadığını, çevreyi kirleten gelişmiş bir teknolojik uygarlık olup olmadığını veya en azından bir gezegenin yaşama elverişli olup olmadığını görebiliriz. Bir gezegenin atmosferini hayat aramak için nasıl analiz edeceğimizi bloktaki gezegen avcısı TESS Uzay Teleskobu yazısında anlattım. Gerçeği WASP-96b bir sıcak Jüpiter, yani Güneş'e çok yakın dönen aşırı sıcak bir gaz devi. Jüpiter'in çok daha sıcak bir versiyonu. Evrenin en sıcak gezegenleri Kelp-9b ve Kepler-70b'yi de blokta yazdım, linki açıklamalarda. Şimdi WASP-96b dünyadan yaklaşık 1000 ışık yılı uzakta, üzerinde yaşayabileceğiniz katı bir yüzeyi yok, zaten bildiğimiz anlamda da yaşam olmayacak kadar sıcak bir gezegen. Yine de atmosferinde su buharı bulduk. Demek ki dünyaya benzeyen kayalık bir öte gezegen bulsak, James Webb'le yaşama elverişli olup olmadığını da anlayabiliriz. Öyleyse gelelim üçüncü resme. Bu resim bize bir yıldızın son nefesini vererek ölümünü gösteriyor. Bunun adı Güney Halka Bulutsusu. Amatör astronomlar için gök kataloğu numarası da NGC-3132. Bu fotoğrafın esprisi James Webb'in gönderdiği ilk yakın çekim fotoğraf olması arkadaşlar. Yani hem bulutsu bize nispeten yakın hem de Webb buna zoom yaptı. Çünkü bütün yıldızlar süpernova olarak patlayarak ölmez. Bazıları dış gaz katmanlarını birkaç yüz bin yıl içinde yavaş yavaş uzaya üfleyerek sakince son nefesini verir. Aslında evrendeki yıldızların büyük kısmı böyle sönecektir. Güneşimiz de bunlardan biridir. Yani 5 milyar yıl sonra öyle olacak. O yüzden paniklemeyin. Resimdeki halka şekilli bulutsu sıcak gazlardan oluşuyor. Dışarıdaki turuncu halka yıldızın püskürttüğü moleküler hidrojendir. Merkezdeki puslu mavi alanda çok daha sıcak olan sıcak iyonize gazdır. Yani plazma bulutu. Bunu da yıldızdan geriye kalan ve hala sıcak olan ölü çekirdek ısıtıyor. Yani beyaz cüce. Siz de güneşimizin 5 milyar yıl sonra beyaz cüceye dönüşerek nasıl söneceğini şu tesadüfe bakın ki yine blokta okuyabilirsiniz. Sırada dördüncü fotoğraf var. Stefan'ın beşlisi. Yani biraz Hollywood dizisi gibi oldu ama burada bizden 300 milyon ışık yılı uzakta olan 5 galaksi görüyorsunuz. Bunlar birbirinin yer çekimine kapılan galaksiler. Bundan 3-5 milyar yıl sonra birleşecek ve belki de 1 milyon ışık yılı genişliğinde dev bir galaksi oluşturacaklar. Nitekim Samanyolu ve Andromeda'nın milyarlarca yıl sonra nasıl çarpışacağını da
blogda okuyabilirsiniz. Evrenin en büyük galaksisi olan IC-1101'i de blogda yazdım. Hatta resimdeki 5 galaksiden ikisinin şimdiden birleşmekte olduğunu da görebilirsiniz. Zaten galaksiler öyle lönk diye çarpışmaz arkadaşlar. Yani bu iş kamyon kazasından biraz farklı. Birbirlerine yaklaşır, iç içe geçer, ayrılır ve tekrar tekrar çarpışarak nihayet birleşirler. Bu çarpışma 3-5 milyar yıl sürebilir ve James Webb bize bu 5 galaksinin kozmik dansını gösteriyor aslında. Ve geldik James Webb Uzay Teleskobu'nun bizimle paylaşılan en güzel ilk 5 fotoğrafının sonuncusu olan Carina bulutsusuna. Hani Eta Carinae bulutsusu yıldızları var ya, patlarsa hipernova olur mu, dünyaya zarar verir mi diye endişe ettiğimiz Eta Carinae bulutsusu var ya, hani bloktaki hipernova yazısında anlattım Eta Carinae. Heh, işte bu onun yer aldığı ana bulutsu. Bu bulutsu yeni yıldızların doğum yeridir. Astronomlar çok sayıda genç yıldız barındıran bu tür bulutsulara yıldız doğum beşikleri diyor. Bu bulutsu veya nebula bize 7600 ışık yılı uzakta arkadaşlar. Hem de hali hazırda 3000 yıldız doğuruyor. Geçen canlı yayında anlattığım gibi Elon Musk çok çocuk yapın demişti ya. En sevdiği bulutsu da bu olmalı. Tabii ki James Webb'den önce Hubble Uzay Teleskobu da bunun fotoğrafını çekmişti. Ama Hubble'ın çektiğiyle James Webb'in çektiğine bir bakın. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Hubble'ınki küçük ve bulanık, James Webb'inki poster gibi, cam gibi. İşte bu yüzden videoya NASA'nın kızılaltı ışıkta gören James Webb Uzay Teleskobu ile birlikte astronomide yepyeni bir çağ başladı diyerek giriş yaptım. Üstelik en az önümüzdeki 5 yıl boyunca James Webb bize her hafta astronomi ve kozmolojide devrim yapan böyle birkaç fotoğraf gönderecek. Sürekli kendi rekorunu kırmaya devam edecek. Ben de yeni gelişmeleri buradan size aktaracağım. Videoyu beğendiyseniz Özgür Bilim'e destek olmak için bir beğeni vermeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve dilerseniz katıl düğmesiyle kanalımıza üye olmayı unutmayın. Gelecek yayında görüşmek üzere, bilimle ve sağlıcakla kalın.